Peki safra kesesi taşları, safra kesesi ameliyatları tekrarlıyor biliyor mu? Hayır, safra kesesi ameliyatları da çok gelişmeler oldu. Biz de çok sıkı ve yakın takip ettiğimiz kapalı ameliyatlar var. Kapalı ameliyatların da daha teknolojik çeşitleri var. Evet. İşte tek portla yapılan, daha ince aletlerle yapılan, daha teknolojik. Bunlar hep kişinin daha çabuk iyileşmesi, daha ağrısız ameliyatlar sağlanması. Bir de eskiden yaptığımız açık ameliyatlar var. Bu bölgeyi keserek yapılan. Ama artık yani %1 bile bulmuyor oranlarımız. Çoğunda kapalı şekilde bitirilebiliyor. Ve bu da çok rahat ve konforlu bir ameliyat yöntemi. Bu şekilde bu dertten kurtuluyor. Safra kesesi alındığı için bir daha içerisinde taş oluşmuyor. Safra kesesi içindeki taşlarla beraber alınıyor. Bu da sık sorulan bir soru. Evet, onu soracaktım hocam. Safra kesesinin içerisindeki taşları almıyorsunuz. Safrayla birlikte evet. Taşları da alıyorsunuz. Evet, doğru. Böylece bir daha hem... Çünkü safra kesesi yerinde kalır ise yani aynı şeyi çok kısa sürede tekrar edecektir. Yani taşların oluşumu ya da yeni minik taşlar, bu sefer biraz evvel anlattığım pankreatit geçirme ihtimali var, şu bu falan ve mutlak hayati bir organ da değil safra kesesi. Zarar haline döndüyse o zaman alınması gerekir. Peki o organ oradan alındıktan sonra herhangi bir yememizde ya da hareketlerimizde bir değişiklik olacak mı ya da olur mu? Olmaz. Çünkü ana safra kanalı yine resimde izah ettiğim gibi biraz genişleyerek adaptasyon sağlar. Safranın daha kontrollü salınımını sağlar. Bu adaptasyon süresi de 1-2 ay içerisinde olur. Ardından hiçbir problem yaşamaz. Ama ilk dönemde belki biraz gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler hissedebilir hastalar. Ama burada da yine düzenli beslenme, evet, kaliteli beslenme, kaliteli bir yaşam standardı. Safra kesemizin olmadığı süreçte daha da rahat edebiliriz belki. Kesinlikle. Bir de onu rahatlatıcı bazı ilaçlar da var. Aynı zamanda o dönemi daha rahat atlatmasını sağlayan. Zor bir ameliyat. Yok, çok kolay. Çok kolay ve çok rahat. Hemen bir günde kalkılabiliyor mu? Bir günde kalkılır. Hatta bazen sabah yapılıp akşam taburcu edilebilir. Şimdi bu aralar sık yaptığımız akut keseler. Yani taş aniden bir bilirsin mesela safra kesesinde taş olduğunu. Şu işimi hazırlayayım, bunu yapayım. Bu hafta perşembe ameliyat olayım dersin. Bu programlı bir iş. Onda tabii çok daha rahat olur. Ama aniden taş tıkanır, iltihaplanır. Orada doktor da neyle tam karşılaşacağını bilemez. Yapışıklık olur bilmem ne. Hasta da o ağrısızı içerisinde derhal kurtulmak ister. Hızlı ameliyat olması gerekir. Onlar biraz daha sürprize açık ameliyatlar. Ama diğerlerinde hazırlıklı yapılır. Gerekli tecrübeli bir hekimle çok rahatlıkla halledilebilir. Peki çok mu ağrı yapıyor hocam safra kesesi? Taşları tıkanırsa tabii çok ağrı yapar. Bağırtırır yani. Yani bayağı bir rahatsız edici bir tabii rahatsız. Tabii. Burada bıçak sapları gibi şiddetli bir ağrı sağ omuza vurur ve sırta vuran ağrı olur. Kıvrandırır. Ateş olmaya başlar. Safra kesesi tıkandığı için giderek gerilir. Şekerli falan olan hastalarda hele hiç beklememek gerekir. Çünkü onlar ağrıyı tam algılamayabilirler şekerden dolayı. Çabuk gangreni olur safra kesesi ve patlayabilir bile. Peki patlama durumunda ne tür risklerle karşılaşır kişi? Safrayı getirmemek için. Getirmemek lazım zaten de bu çağda çok olmuyor artık. Ama mikro perforasyonlar olabilir. Safra akmaya başlar. Bu da bir kimyasal iritasyon, safra peritoniti dediğimiz ağır bir tablo meydana getirir. Ama artık çok sık görmüyoruz. Ciddi bir şeydir. Ateş olur, yapışıklıklar olur, şu bu falan. Hakikaten problemlidir yani. O zaman kişilerde safra kesesi hastalığında, safra ameliyatlarında bilinçlendi. Evet. Evet, evet. Hem böyle sizin gibi yayın yapan çok nezih programlar sayesinde insanlar bilgileniyorlar, takip ediyorlar. Hem de hastanelere artık ulaşmak kolay. Teknolojimiz çok şey. İşte mesela bu korona salgında bile bu hastane yani sağlığa verilen önemin şimdi inşallah neticesini alacağız. Yani bu kadar yoğun bakım, bu kadar hastane belki ne için lazım? Daha azıyla idare edilebilir. Örneğin bir ameliyatı yapacaksın.
6 ay sonraya, 1 yıl sonraya gün verebilirsin. Yani elindeki çarkı çok ağır çalıştırabilirsin. Az hastaneyle. Şu anda o zaman ama birden yüklenince de bu sefer apışıp kalırsın. Maalesef insanlar koridorlarda yatar falan, evet. Böyle durumlar olur. İnşallah bizde öyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü yapılı bir sistemimiz ve yetişmiş bir sürü doktorumuz var. İnşallah başarıyla atlatılacak.